Facebook sayfamdan bir yazı paylaştım. Başında da şöyle söylüyordu. Evlilik cennette devam etmedikten sonra ne işe yarar? Bu çok önemli bir ifadeydi. Çünkü gerçekten sadece evlilik dediğimiz bu hadise, yani iki insanın birbirini sevip ve bir çatı altında fani ömrünü devam ettirmiş olduğu bu özel, kutsi, bu güzel müessese denilen evlilik, sadece dünya hayatıyla sınırlı kalırsa, yani belki 20 yıl, belki 30 yıl, belki 40 yıllık bir süreç neticesinde bitip ebedi bir ayrılığa dönüşecekse, öyleyse bu evliliğin ne anlamı var? Sevgi nerede? Birbirine olan şefkat, muhabbet nerede? Hiçbir şey kalmaz. Peki bizim en çok konuştuğumuz ve evlilik adına paylaşımlar yaptığımız şeyler nedir? Yani eşimle çok güzel geziyorum. Eşimle çok güzel sinemaya gidiyorum. Eşimizle yemek yedik. Hep böyle hani şu anda etiketlemelerde yapıyoruz ya. Eşimle falanca restorandayım. Eşimle işte şuraya gittim. Tatildeyiz. İyi de bunlar güzel ama asıl olan evlilikteki maksat evlendiğin zaman eşinle beraber Allah'a secde edebilmektir. Asıl olan Allah'a eşinle beraber dua edebilmektir. Asıl olan eşinle beraber iftar edebilmektir. Asıl olan eşinle beraber günahlardan kaçmaktır. Asıl olan bir peygamber evine dönüştürmektir evlerimizi. Asıl olan çocuklarımızı İslam ahlakıyla yetiştirmektir. Öyle değil mi? Yoksa evlilik sadece dünyevi gezme veya da işte eğlenmekten ibaret kalsa bu anlamsız, hiçbir faydası dokunmayan insanlara bir görüşme, bir arada birkaç zaman geçirmek maksadından başka öteye gitmez. İşte Bediüzzaman diyor ki kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet, sevgi ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyaçlarından ileri gelmiyor. Biz niye evleniriz? Çünkü beraber yaşamak istediğimiz bir insan olması için evleniriz. Belki cinsellik açısından da düşünebilirsiniz, haramlara girmemek noktasında. Ne bileyim, belki birbirimize yardım etmek noktasında da düşünürsünüz. İşte dünyanın imtihanlarını beraber göğüslemek noktasında. Evet, bir kadın kocasına yalnız hayat-ı dünyeviye mahsus bir refika-i hayat, bir hayat arkadaşı değildir. Yani Allah bizim nikahımız kıyıldığı zaman şayet biz gerçekten o kıyılan nikahın hakkını verirsek, yani o evlilikte vermiş olduğumuz sözü Allah'a yerine getirirsek, cennette devam edecek bir nikahın aslında sözünü vermiş oluyoruz. Yani evliliğimiz cennette de devam edecek bir evlilik noktasına başlaması cihetiyle ben evet bu hanımı kendime eş olarak kabul ediyorum diyorum. Belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayattır, bir hayat arkadaşıdır. Madem buralara çok dikkat edin. Madem hayat-ı ebediyede dahi, o sonsuz hayatta dahi kocasına refika-i hayattır, hayat arkadaşıdır. Elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı, başkasının nazarını kendi mehasinine, kendi güzelliğine celbetmemek ve o kocasını darıltmamak ve kocasını kıskandırmamak lazım gelir. Bu ne demek? Madem ebedi bir hayatta da bu evliliğin devam etmesini istiyorsak, kadınlarımızın da mutlaka Allah'ın istediği gibi bir hayat sürmesi gerekiyor. Ki bunların en başında yapmaları gereken bir tanesi ise tesettürdür. Peki şimdi soruyorum. Öyleyse tesettürü hayatına geçirememiş bir hanım kardeşim. Hepimiz biliyoruz. Gizlemeye gerek yok. Bir kadının güzelliğine erkekler bakar. Tesettür, o güzelliğe sen bakamazsın. O kadının kocası var. O kızın sahibi var. O sana ait değil demektir. Onun için kadınlar tesettürle kendi vücut hatlarını gizlerler ki kendilerine tabiri caizse sahiplik yapacak, hayat arkadaşlığı yapacak, cennette eşleri olacak o insan için saklanmıştır. Muhafaza edilmiştir.
Öyleyse tesettür çok önemlidir. Tesettüre girmezse ne olur? Kocasının nazarından gayrı, başkasının nazarını, kendi güzelliğine celbetmemek, kocasını darıltmamak ve kocasını kıskandırmamak lazım gelir. Bu çok önemlidir. Peki tesettür nedir? Bakın ben size tesettürlü gibi ara bilgiyi de vereyim. Tesettür nedir? Hani birçok hanım kardeşimizi görüyoruz. Tesettüre girdiklerini ifade ediyorlar. Peki İslamiyet'teki tesettürün ölçüsü nedir? Müslüman giyiminin, kadının giyiminde esas mesele tesettürün sağlanmasıdır. Ne demek? Yani vücut hatları belli olmadan giyinecekler. Ama maalesef şu andaki genç kızlarımızın özellikle tesettürü ya doğru anlatamadığımızdan ya onlar doğru anlamadıklarından dolayı şu anda tesettürlüyüm derken tesettürsüz bir şekilde dolaşmaktalar. Ölçüsü nedir? Bir erkeğin, bir kadının tesettüründe yüzü, eli ve ayakları haricindeki bütün bölgelerin kapalı olması gerekiyor ve vücut hatlarının belli olmaması gerekiyor. Yani bir pantolon giymiş bir hanım kardeşimiz, üzerine bir tişört body giymiş ve sadece kafasında bir başörtü var. Bu şekilde tesettürlü olmuyor. Yani Allah'ın istemiş olduğu tesettür bu değil. Hiç normal, açık, tesettüre girmemiş olan bir kardeşimizden hiçbir farkı yok maalesef. Sadece kendisini aldatıyor. Peki burada doğrusu nedir? Doğrusu giyilen bir elbisenin tesettüre uygun olması için de altını göstermeyecek şekilde kalın, avret yerlerini, vücut ölçüleri, hatlarını örtecek kadar uzun, vücut hatlarını belli etmeyecek derecede bol olmalıdır. Bu şekilde olmazsa ne olur? Asla o tesettür yerine getirilmemiş olur. Yani en kötüsüne Allah'ın huzuruna tesettürlüyüm diye çıkıp tesettürsüz muamelesi görmek en kötüsüdür herhalde. Nasıl ki bizler namaza durduğumuz zaman abdest almadan namaza dursak o namaz olmadığı gibi, değil mi? Bozduğu gibi, namazı yerine getirmediği gibi o niyet çok önemli, değil mi? Abdest almamız çok önemli. Aynen bunun gibi tesettürde de Allah'ın istediği şekilde tesettüre girersen tesettürlü olmuş oluyorsun. Yoksa modacıların giy dedikleri şekilde giyersen tesettürlü olmuyorsun. Maalesef bu genç kızlarımız bu modacılardan çok etkileniyorlar ve Allah'ın istemediği bir hayatı yaşıyorlar. Peki neticesi ne? Neticesinde de erkeklerin çok dikkatini çekecek bir kıyafete giriyorlar. Değil mi? Şimdi hem tesettürsüz hem de yarım yamalak bir tesettürle ne oluyor? Kocasını kıskandırıyor. Tabii kıskandırıyor derken yanlış anlamayın. Kıskanabilecek de bir koca lazım yalnız. Bu önemli mesele. Yani sen eşini kıskanmıyorsan, kızını kıskanmıyorsan zaten orada gerçekten baştan bir problem vardır. O çok ciddi bir sorundur. Madem mümin olan kocası sırrı imana binaen onun ile alakası hayatı dünyeviye münhasır, yani sadece dünya hayatını ilgilendiren yalnız hayvani, yani nefsani, şehvani, cinselliğe ait olan şeyler için değil, güzellik vaktine sadece gençliğindeki o güzelliğine mahsus muvakkat bir sevgi değil, belki hayat-ı ebediyede dahi, o sonsuz cennet hayatına dahi bir hayat arkadaşı olmak noktasında esaslı, ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Kim eşini paylaşmak ister? Sorsam hiç kimse istemez. Değil mi? Yani bir erkek için inanılmaz derecede kötü bir sözdür bu. Eşini paylaşmak veya da eşini kaybetmek, başka insanların eşiyle beraber olması hiçbir erkeğin kaldıramayacağı bir şeydir. Kadınlar da kolay kolay istemezler böyle bir şeyi. Paylaşmak istemezler eşlerini, kaybetmek istemezler. Ama dünyada iki taraf Allah'ın istediği gibi hayat yaşamazlarsa maalesef kaybedecekler. Cennette bekar bir hayat devam etmiyor. Orada evlilik olacak. Orada senin burada çok sevdiğin eşin, orada başkasının eşi olabilir. Herhalde önemli bir problem karşı karşıya olduğumuz durum. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil, o da kendi güzelliğini,
kocasının nazarına tahsis. Yani sadece benim güzelliğimi benim eşim görebilir. Saçımı, vücudumu sadece eşim görebilir. Başka hiçbir erkek göremez. Çünkü ben eşime aitim, eşime özelim. E zaten sizler de biliyorsunuz, değerli şeyler muhafaza edilir. Bu çok önemlidir. Tesettür Allah'ın kadına çok büyük değer verdiğinin göstergesidir. Tesettür öyle alalade bir şey değildir. Elbette ona mukabil o da kendi güzelliğini onun kocasının nazarına tahsis ve muhabbetini, sevgisini ona hasretmesi muktezai insaniyet, insanlığın gereğidir. Son kısımlar. Yoksa o erkek pek az kazanır, pek çok kaybeder. O kadın pek az kazanır, pek çok kaybeder. Bakıyorsunuz bir müddet güzelliğimizi gösterebileceğimiz zaman ne kadardır ki? Değil mi? Yani 45'li yaşlara, 50'li yaşlara geldiği zaman bir kadın artık gösterebilecek bir şey kalmadığı için gizlenmeye başlar. İyi de değer mi o 25-30 yıl için? Değer mi Allah'ı razı etmeden bir hayat yaşamaya? Değer mi peygamberin huzuruna çıktığın zaman utançla yere bakmaya? Değil mi? Çünkü bakacak peygamberimiz diyecek ki ey ümmetim neden tesettüre girmedin? Sana senin yapamayacağın zor bir teklifte mi bulunduk ki? Allah diyecek bununla binlerce vermiş olduğum nimetler karşısında. Ve sırf sana lazım olan ve senin için fıtri olan, senin ahlakını, senin ebedi hayatını kurtaracak olan bu tesettürü neden yerine getirmedin dediği zaman ne diyeceğiz Rabbimize? Şer'an peki ne olmalı evlilikte? Şer'an koca karıya küfüf olmalı. Yani denk olmalı. Evlilik yapacaksınız ya buna çok dikkat edin. Yani sadece güzel bir kadınla evlenilmez. Sadece yakışıklı bir adamla evlenilmez. Evleneceğiniz zaman mutlaka bir denklik aramalısınız. Bu denklik ise bu küfüf ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Yani dindarlık noktasındadır. Öyleyse ilk önce sorgulayacağınız şeyler hanımda değil mi? Dindarlığı olmalı. Gerçek bir imana sahip mi? Allah'tan korkuyor mu? Ahirete iman etmiş mi? Cennet ve cehennemin farkında mı? Yoksa öyle hayvanlar gibi bir hayat yaşama meyilli dünyevi ihtiraslar içerisinde bir hanımla evlilik yapmak daha dünyadayken cehennemi kazanmaktır. Ne mutlu o kocaya ki, çok dikkat edin, ne mutlu o kocaya ki kadınının diyanetine bakıp vardır evlerde mutlaka. Şu anda dinleyenlerin içinde de vardır yani hanım dindar ama koca ehli dünya. Hanım namazına niyazına dikkat ediyor ama erkek alakadar olmuyor. İşte bunu söylüyor Bediüzzaman. Ne mutlu o kocaya ki kadının diyanetine, kadının eşinin dindarlığına bakıp onu taklit eder. O da namazlarına dikkat eder. Der ki hanım beni de kaldır sabah namazına. Hadi bırak kapat şu televizyonu beraber Kur'an okuyalım. Hadi bırak aç şuradan 5-10 tane hadis okuyalım da. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne söylemiş bize bir öğrenelim değil mi? Hadi şuradan bir Kur'an okuyalım Rabbimiz bize nasıl hitap etmiş bir farkında olalım değil mi? Çocuklarınız varsa hanım hadi gel çocukları da çağır. Onlara Allah'ın bu kainatı ne kadar güzel yarattığını, bizi ne kadar sevdiğini anlatalım. Niye? Çünkü ebedi bir cennette, ebedi bir evlilik devam etmesi için bu şart. Refikasını, hayat arkadaşını hayatı ebediyede kaybetmemek için o koca mütedeyyin olur, dindar olur. Bahtiyardır o kadın ki bazen de tam tersidir. Erkek takva sahibi, namazına, niyazına, Kur'an'ına değil mi dikkat ediyor, günahlardan kendini muhafaza ediyor ama kadın maalesef İslam bir hayat yaşamıyor. Tesettür yok, namaz yok, Kur'an yok. Hayatında Allah'ın arzu etmiş olduğu rızasına uygun bir davranış yok. Peki ne yapmalı kadın? Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp o da kocasına bakar. Ya bu eşim ne kadar güzel Allah'a ibadet ediyor. Ne kadar güzel kulluk yapıyor. Ben zaten eşimi çok seviyorum. Anlıyorum ki eşim Allah'ı seviyor. Sevmese Allah'a itaat etmez ki. O cihetten bakar.
Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye, ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Günahlardan şiddetle kaçınır. Peki en kötüsü nedir? En kötüsü ise budur. Veyl o erkeğe ki, yazıklar olsun o erkeğe ki, saliha kadınını, dindar eşini ebedi kaybettirecek olan sefahate, İslam dışı bir yaşantıya girer. Ne bedbahtır o kadın ki, müttaki, takva sahibi, dindar kocasını taklit etmez. O mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Binler yazıklar olsun o bedbaht karı kocaya ki, birbirinin fıskını, günahını ve sefahatini, İslam dışı yaşantısını taklit ediyorlar. En kötüsüne, birbirine ateşe atılmakta yardım ediyorlar. Evde olması gereken nedir? Karı kocanın birbirini tutup, değil mi? Allah'ı anlatması, Allah'a konuşması, neden yaratıldık, bu dünyada bulunmamızın amacı nedir, gayesi nedir? Karı koca bunları konuşacak. Karı koca beraber sabah namazına kalkacak. Ama nasıl kaldıracak? Eşini, erkekse kızı hiç fark etmez, öperek kaldıracak. Diyecek ki hadi hanımım. Alnına bir buse konduracak. Hadi hanımım, hadi. Allah bekliyor bizi, hadi. Oyalanma. Hadi bismillah de. At yorganı üzerinden, hadi. Daha cennete gideceğiz. Hadi. Beraber. O abdest alır, onun abdestine yardım edersiniz. Belki havlu tutarsınız. Neden? Çünkü onun nefsi, şeytanı ona zaten hücum ediyor. Yardımcı olursunuz. O da size. Değil mi? Hadi der belki. Fedai hadi. Hadi fedai. Hadi fedai. Uyan. Uyan fedai uyan. 3 defa çaldı saat. Uyan. Değil mi? Birbirimizi böyle sarılarak, birbirimizle böyle kucaklaşarak, şefkatle, eşimizle bu manada birbirimize yardımcı olacak bir yaşam sergilecek halde ne yaparız? Yardımcı oluruz. Çok önemli. Olmazsak ne olur arkadaşlar? Allah şöyle söylüyor. Çok dikkat edin. Enes geliyor mu sesim? Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki yakıtı insanlar ve taşlardır. Başında ise hiçbir emrinde Allah'a isyan etmeyen ve ne emredilirse onu yapan güçlü ve sert tabiatlı melekler vardır. Şimdi soruyorum, eşinizi gerçekten seviyor musunuz? Gerçekten eşinizi seviyorsanız, eşinizi kaybetmeyecek bir hayat yaşayın ve yaşamasına çalışın. Yoksa dünyada söylediğiniz birbirinize seni seviyorum sözleri, ahirette hiçbir işinize yaramayacaktır. Gerçekten bu evliliğimizin ebedi hayatta cennette de devam etmesini istiyorsak mutlak suretle Allah'a ve Resulüne itaat etmek zorundayız. Ve inanın Allah ve Resulüne itaat ederseniz bunu hiç şüphesiz göreceksiniz ki o ev daha cennete gitmeden cennet gibi olacak. O evinize öyle bir huzur gelecek, öyle bir bereket gelecek ki siz cennette olduğunuzu zannedeceksiniz. Çocuklarınız da sizlerin namaz kıldığını, sizlerin Allah'ın istediği gibi yaşadığını görünce onlar da sizi taklit edecek. Sizin yolunuzdan, sizin ayak izlerinizden gelecek ve onlar da inşallah Allah'ın sizlere ikram edeceği cennet saraylarında, o köşklerde, o bahçelerde yanınızda olacaklar. Kaybetmemek lazım. Allah'ım sen bize
cennette de devam edecek evlilik yapmayı nasip et. Amin. Evlerimize huzur ve bereket ver. Amin. Eşlerimizi kaybetmeyecek bir İslami hayat yaşattır. Amin. Evimize şeytanın vesveselerini sokma. Amin. Allah'ım birbirimizi sevecek, birbirimizi koruyacak, birbirimize şefkat edecek ve Allah'ın rızasını kazanmak için birbirimize yardım edecek hayat arkadaşları bize nasip et. Amin. El Fatiha.